Yani premium olmayana bak hala gidişine. İnsanlar artık bu tankı yerde kullanmıyor. Havada falan kullanıyorlar arkadaşlar. Atmayın. Atma ya, atma. Biz alaydı bunu. Biz yakaladık ama. Ben buldum onu. Bunun lastikleri patlayınca böyle şöyle dönüyor ya. Bayağı komik yani. Yapabildiğin en iyi şeyi yap. Kaç. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Azep TV ekranlarındasınız ve World of Tanks videolarımız tabii ki kaldığı yerden devam ediyor. Kimle devam ediyor? Tabii ki bu tank mı? Değil. Pikap mı? Değil. Ne bileyim yani 4x4 mü? Jeep mi? Yok, o da değil. Nedir bu? Kimliği belirsiz bir alet efendim. Tabii ki düzeltiyorum. Panhard efendim 6x6 8 seviyede. Sevgili Emre Beygirci selam gönderelim. Bu arada Ripley'in sahibi kardeşim. Çaylaklar klanına da selam göndermiş olalım ki takım oluşturmuşlar. Dedi ki bu tankın dedi pre olmayana yani premium olmayana bak hala gidişine. İnsanlar artık bu tankı yerde kullanmıyor. Havada falan kullanıyorlar arkadaşlar. Oldukça o konularda başarılı bir tank. İsabet ettiremiyoruz tabii ki. Şu anda burada pasif spottayız ama aktif bir şekilde de atışlarımızı falan yapıyoruz bu arada. Otomatik nişanlara dikkat edin. Mürettebat sesi geliyor mu? Benim bu kulağıma gelmiyor. Şimdi geliyor. Diğer Panhard'ın ortada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Karelya haritasındayız bu arada. Sevgili Emre Beygirci demiştim. Çaylaklar klanına da selamlarımızı göndermiş olalım bu şekilde. Replay'ini göndermişti. Sevgili kardeşimin. Biraz da zaman oldu açıkçası. Malum özel işlerimizden kaynaklı maalesef bazen ara vermek durumunda kalabiliyoruz. Tosbağa. Tosbağa karşı düşman takımda 6x6'sıyla sadece 8 canı kalıyor. Tosbağamız oyuna veda ediyor efendim. Şimdi biz bu hattı kontrol altında tutmaya çalışacağız. Nasıl çalışacağız? Tankımızın hızını kullanacağız. İşte böyle ateş gücünü kullanacağız. Gördüğümüz rakiplere atışlarımızı yapacağız. 242. 2 atış birleşti orada bu arada. O yüzden 300 küsür gibi bir atış rakam görmüş olduk. 222 diğer yaptığımız atışta yine 247 hasarımızda yapıştırdık ve kör atıyor orada olduğunu düşünerek ki doğru tahmin ediyor. Geri çekilirken IS-3'e de son mermiyi de göndermiş oldu. 1 kill ve 711 hasarıyla devam ediyor sevgili Emre. Peki ISM'i açtık. ISM bizim için zor bir rakip. Bu arada replay'de bir sıkıntı var ki şöyle. Az önce IS-3'te de görmüşsünüzdür muhtemelen. Düşman tankına üzerine nişan alıyoruz böyle. Tank bize tamamen kırmızı silüet olarak çıkıyor. Ama orada görünmedi. Niye bilmiyorum. Replay'i hatta 2 defa başlattım. Kapattım açtım, kapattım açtım. İlk açtığımda da açılışta böyle ekran tamamen hani harita görünür bir vaziyette böyle bir hata verir tarzda açıldı. Ripley dosyalarında zaman zaman kullandığımız bilgisayarlardan kaynaklı veya ekran kartımızdan kaynaklı böyle sorunlar olabiliyor arkadaşlar. Ben de açtığımda o sorunu yaşayabiliyorum. Diğer düşman 6x6'sı spotlandı. Artiler mermiyi yağdırıyor efendim. Son 205 canı kaldı derken Progetto affetmiyor tabii ki. Biz full canla devam ediyoruz maşallah. Diğer düşman T92'si açıldı artık. Ölsün o, ölsün o, ölsün o. Yani bu da şeylerde klan maçlarından alışık olduğumuz bir durum. Düşman light tankı böyle Karelya haritasında açıldığı anda evet bitsin o bitsin ölsün açıldığı anda o düşman light tankının bir anda ölmesi gerekiyor ki siz böyle bir adım daha öne geçebilirsiniz. Aman dikkat ISU-152 efendim. Geride tankımız kayda değer bir hızla ilerliyor. T92 bu noktaya doğru ilerlemekte. Hala otomatik nişandaydık ve T92'yi de oyun dışı bırakmış olduk. Aman dikkat karşım. Aman dikkat. Geri de güzel bir hızla ilerliyor arkadaşlar. Zaten ön giderken de hızı tartışılmaz. Peki Panhard ve bu aile Ebere ailesi oynayanlar için oldukça keyifli araçlar ama maçlarda karşılaştığınızda sizi gerçekten böyle sinir katsayınızı arttıran tanklardan, hızlı. Bana göre de oyunda bu tankların aslında çok da olmaması gerekiyor. Bu arada düşman artisi hemen hemen haritanın ortasında açıldı. GV Tiger gibi bir tank, yani oraya gelmene gerek yok ki o artiyle. Haritanın köşesinden köşesine atış yapabilirsin. Ah, arkası dönük bir ISU-152. İşte hızınız burada ortaya çıkıyor. Artık buna dokunmayın. Artık atmayın buna. Atmayın abi. Sekiyor. Kilitlenmiş durumdayız. Manuel, aslında bu noktalarda manuel atışlar yapmak daha aktif, efektif bir hareket olur arkadaşlar. Benim tavsiyem. Yani buralarda örneğin bir palet atışıyla bu adamı sabitleyebiliriz. Ama artı bırakmıyor ki. Atmayın. Atma. Ya atma. Biz alaydık onu. Biz yakaladık ama. Ben buldum onu. Ya ISU'yu biz bulduk. Neyse. Ne diyorduk? Ha, maça dönecek olursak. Scorpion G ve STRV spotlanmamış. Bak abi, bu nasıl bir şey? Düşman artileri haritanın ortasında oynuyor ama biz Scorpion G ile STRV'yi de hiç spotlayamamışız. Adamların şu an nerede olduğu bellisiz. Ya muhtemelen kendi cap'lerinde falan bu adamlar. Kendi cap'lerinde bile olsalar şuradaki tanklar icabında bu kısımları açabiliyor. Açıyor da, yani spotluyor yani. Bu adamlar ortalıkta yok. Artiler ortalarda geziyor. Ama bizim avcılar ortalıkta yok. Allahu alem, bunlar var ya. Artı ile beraber av sıfır hattında yatıyordur ha. Şeyde bir hattında. Sıfır diyorum. Haritanın sıfırında yatıyordur ha. Yavaş lan, yavaş. Lastiklerimiz patladı. Bunun da lastikleri patlayınca böyle şöyle şöyle dönüyor ya. Bayağı komik yani. Peki. Aa, STRV burada. Dikkat abi. Dikkat abi. Çekil. Düş 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 düş. 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 Heyecanlandım. Efendim. Yapabildiğin en iyi şeyi yap. Kaç. Scorpion geliyor. Scorpion bize doğru yaklaşıyor. Yaklaşıyor derken. Bak burada sevgili Emre'mize şöyle bir tavsiyede bulunayım. Buralarda, böyle durumlarda daha efektif, daha hızlı patlayıcı mermi. Şimdi şurada Scorpion olsun, STRV olsun, artı olsun. Artı bize denedi bu arada. Artı olsun. Patlayıcı mermi burada çok daha keyifli olur ve daha etkili olur. Bütün mermilerimizi bitirdik. Mecburen patlayıcı mermiye geçtik şu anda. STRV burada, biliyoruz. Tekrar yaptı atışını. Oh. Oh. Arkaya doğru geldik. Artı bırak, öldüreydin. İki canı da bırakmayaydın bize. Direkt öldürseydin kardeşim yani. Sadece Lorient kaldı. Lorient'a takım arkadaşımız Scorpion ilerliyor. AMX o kısımda zaten. Muhtemelen o da oyuna veda edecek derken. O da oyun dışı kalıyor arkadaşlar. Maçı bu şekilde tamamlıyoruz. 15'e 8 hızlı, keyifli, ortalama bir performans olmuş. Ama temiz bir maç olmuş. 4000 hasarda güzel bir rakam. 3651'de spot hasarımız. Yardımımız sayesinde verilen hasar var arkadaşlar. Güzel bir rakam. Toplam kombinde şöyle baktığımız zaman 7700 gibi bir puan ortaya çıkar ki başarılı 8 seviye bir maçta oldukça keyifli olmuş maç. Peki detaylı rapor diyelim. Sayısal olarak sevgili Emre'miz neler yapmış, ne olmuş onu da görelim. Yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Buyursunlar. Tankası geliyor arkadaşlar bu performans sonrasında. 5 küçük madalya, 77.000 para, 7.718 de deneyim almış. Sevgili Emre bu tankı kasarken bu da ilaç gibi gelmiştir. Günün ilk zaferi midir? Değil. Değil mi? Yok, ilk zaferi değil. Muhtemel bir yedek olabilir. 6 tahvil, yanında Pascucci madalyası, petrol dati, yüksek kalibre ve tank keskin nişancısı madalyalarını alıyor kardeşim. 4333 hasar, 5 kill ve 1633 gibi güzel bir saf deneyimle maçı tamamlamış 8 madalya ile. takım arkadaşlarımız 1724 ile C.V. Tiger, 1553 hasarla da Scorpion bizlere destek olmuş. Peki 27 atış, 23 isabet, 19 penetrasyon. 3651'de demiştik yardımımız sayesinde verilen hasar var. Toplamda işte 7700'e denk geliyor. 32.000'de kar etmişiz. Oldukça başarılı, güzel. Takım olarak oynamanın getirmiş olduğu bir deneyimde artış var arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 seviyede takım olarak oynadığınız zaman da artı deneyim veriyor size. Bunun yanında yine kullanmış olduğumuz bir yedek var. Bu tankı kasıyoruz anladığımız kadarıyla. 4900'de yine toplamında 7700 deneyim olarak bize dönmüş. Peki sonlandıralım. Ripley için teşekkürler. İzleyip zaman ayırdığınız için de sizlere de teşekkürler arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.